Bir daha bir şey istediğim zaman yapın lütfen Begüm. Rica ediyorum, itiraz etmeyin. Ben itiraz etmedim ki Meral Hanım. Nefise Hanım somon istemiş, bunu söyledim sadece. Ama bak sen çok dik konuşuyorsun. Olmaz. Meral bu evin hanımı. O bir şey değinecek, tamam efendim, peki efendim diyeceksin, keseceksin çeneni. Kusura bakmayın da siz benimle böyle konuşamazsınız. Allah Allah! Hayır yani, sen kim köpek oluyorsun da hanımının teyze kızına çemkiriyorsun? Seni şurada kovarım, Meral'cim de ağzına sağlık berinim der, olur biter. Anlayabildin mi sen? Neyse. Sen bir daha bana karşı gelme Begüm'cüm, tamam? Yancı, ağlama kız. Şunun lafı için değmez. Boş ver. Ne ağlayacağım be? Ben gösteririm şimdi ona. Birin çok mu sert çıktık kıza? Yok, iyi oldu. O şimdi muma döner, sen de bana dua edersin. Hadi görüşürüz. Berin! Sen kimin evinden hizmetçi kovuyorsun? Ben mi kovuyorum? Tövbe, olur mu öyle şey? Ben misal verdiydim. Değil mi Meral? Tabii anneciğim, tamamen bir yanlış anlaşılma olmuş. Seninle sonra konuşacağız Meral. Oğlum Meral'le evlenirken bir yetimle, öksüzle evlenir gibi evlendi. Onu aldık, tek başına bir çiçek diye villaya koyduk. Aziz acıdı, kocana kapısında iş verdi. Hepsi bu. Ama sen haddini bilemiyorsun. Haşa, ben haddimi bilirim. Yo. Senin dilin ot gibi uzuyor. Arada kesmeden olmuyor. Oğlumun kapısından beslenen gelip benim evimde beslediğimi kovamaz. O kadar. Hadi git şimdi. Git. Daha fazla sinirimi kaldırma benim. Hadi. Karım burada kendi haber olmuş. Sen haber mi dinliyorsun Veli? Of, tamam. O Nefise cadısı beni çiğ çiğ yedi, hazmetti, yüzüme genirdi, bıraktı. Öz be öz kuzenim Meral de ağzını açıp tek bir laf edemedi. Yahu yaşlı kadın, tansiyonu çıkmıştır, şekeri yükselmiştir, ne dediğini bilememiştir. Bilememiştir. Tane tane, inci inci kustu üstüme bütün lafları. Hala teyzemin arkanda durmasını bekliyorsun yani. Saf mısın sen? Yanlış mıyım? Ya Nefise bizi kesse teyzem, yoruldunuz mu anneciğim diye atlar. Sen hele hiç konuşma. Bugün bir darbede sen vurdun bana. Taksici misin kızım sen? Abiye mankeni elinde çayla dolanır mı? Adam haklı. Ben olsam ben de kovarım seni. Boş ver kızım, boş ver. Başka iş bulursun. O Begüm'ü de ilk iş görüşmesinde gördüydüm. İyi bir kıza benziyor dedim. Begüm kim? Annenin Nefise'yi ispikleyen yılan. Acıdım da ben aldırdım onu işe. Ne geliyorsa iyiliğimden geliyor başıma. Ya Berin, Allah aşkına sen kızı niye kovdurmaya kalktın? Belki ihtiyacı var, hastası var. Ay Veli! Ama dur, bir punduna getireceğim, kovduracağım ben onu. Hadi, acıktım ben. Kızım, çağır Aysel'i de. Aysel gelemez. Aleyna onu yemeğe çağırmış. Yo, gitmesin. Sabah annenle takışmışlar, uygun düşmez. Niyeymiş? Nefise'nin evi mi orası? Teyzesinin evi. Onlardan başka ele gelir akrabamız mı var Veli? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ellerimi yıkamaya gidiyorum ben. Tamam baba. O avukat da gelecekmiş yemeğe değil mi? Hı. Aysel işçiyle memurla evlenir de sen de avukat, CEO koca bulursun diyordum ama tırt çıktın. Belki de Aysel'i bulacağım. Hı? Ne oldu? Teyzem bizden daha fakirmiş, gitmiş Aziz Erdemli ile evlenmiş. Bulursun enişten gibi safını. Bulacağım.